Sayın Büyükelçim, kıymetli misafirler, yakın tarihimizde yaşanmış olduğumuz çok önemli bir gün vesilesiyle bir araya gelmiş bulunuyoruz. Allah kabul eylesin, Kur'an-ı Kerim'imizi ve bildiğimizi okuduk. Sayın Büyükelçim'in kitaplarının ardından güzel bir duayla programımıza son vereceğiz inşallah. Değerli misafirler, dini bayramlar, ulusal başarılar, mahalli festivaller insanları nasıl birbirine yakınlaştırıyorsa, afetler, doğal ve insani felaketler de insanları birbirine yakınlaştırır. 15 Temmuz, millet olarak yaşadığımız bir felaketti. Ancak milletimiz dünyada, tarihte, tarihinde örneğine az rastlanır bir azim ve kararlılıkla bu felaketin de üstesinden geldi ve bir kez daha birbirine kilitlendi. Elbette bu üstesinden gelişte en büyük fedakarlığı işte bugün yad etmekte olduğumuz aziz şehitlerimiz gösterdi. Efendim bir vesile, dinimizin şehitliğe verdiği önemle ilgili birkaç kelam etmek isterim. Aziz misafirler, şehitlik Allah'ın rızasını kazanma uğruna muhtemel tüm risk ve tehlikeleri görerek, hesap ederek bilinçli ve iradeli bir tavırla hayatı ortaya koymuştur. O yüzden çok kıymetlidir, çok yücedir. O yüzden şehitler ölmez. Sevgili Peygamberimizin şehitlerle ilgili pek çok hadis-i şerifi mevcuttur. Yalnız Allah'ın dininin yücelmesi için canını feda edenlerin şehit sayıldığı, şehit olan kişinin acı çekmeden hayatını teslim ettiği, kanının ilk damlası yere düştüğü anda kul hakları hariç bütün günahlarının affedildiği, akrabalarından da 70 kişiye şefaat edeceği gibi pek çok müjdesi bulunmaktadır. Öte yandan yine bazı hadislerde Allah yolunda ölenlerin dışında da şehit sayılacak kişiler bulunduğu, mesela canı, malı, namusu uğrunda yahut veba, kolera gibi bulaşıcı yaygın hastalıklar sebebiyle ölenlere şehit olmayı arzu edip de yatağında vefat edenlere de şehit sevabı verileceği hadis-i şeriflerle ifade edilmektedir. Kıymetli misafirler, bugün bir kez daha andığımız 251 şehidimiz, millet iradesinin üzerine başka bir irade çöreklenmesin diye, vatan gibi çok ulvi bir gaye uğruna sahip oldukları en kıymetli değeri, canlarını feda etti. Allah hepsine gani gani rahmet eylesin, mekanları cennet, makamları âli olsun. Efendim bugünü şehitlerimize dua etmenin yanında bir önemli özelliği daha bulunmaktadır. Kuşkusuz bugün vesilesiyle bir araya gelmekle hatıralarımızı canlandırıyoruz. O tarihte Türkiye'de olanlarımız hemen tepkisini ortaya koydu. Hatta günlerce meydanları doldurdu. Yurt dışında olanlarımız ise endişeyle, hüzünle, fakat dualarla olayları an be an takip etti. Bu olaydan alınacak en önemli ders, kanaatimce, aidiyet duyduğumuz sosyal yapıların iç yapısını çok iyi tanıma sorumluluğudur. Unutmamalıyız ki, iradesiyle, mali yapısıyla şeffaf olmayan her yapı üzerinde daima şüphe barındırır.
Bu duygu ve düşüncelerle aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyor. Yüce Mevla'dan bizlere bir daha böylesi acı hadiseler yaşatmamasını niyaz ediyorum. Allah devletimize zeval vermesin, milletimizi ilelebet payidar eylesin. Bu vesileyle iştirakleriniz için, başta Sayın Büyükelçim olmak üzere, hepinize kalpten teşekkür ediyor, sağlık, afiyet ve huzur diliyorum efendim. Müsaadeleriyle hitaplar için mikrofonu Sayın Büyükelçim arz ediyorum. Buyursunlar efendim. Aleyke ya
Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyin bir kere göster yüzünü. Öyle bir makam ki kolay erilmez, kolay erilmez. Hikmeti büyüktür, sual edilmez, sual edilmez. İbreti şehitler ölmez, ölmez. Şehitler ölmez, ölmez. Şehitler ölmez. Şehitler ölmez, ölmez. Şehitler ölmez, ölmez. Şehitler ölmez. Yumruklar sıkılmış, çatılmış kaşlar, çatılmış kaşlar. Hakka kenetlenmiş kartal bakışlar, kartal bakışlar. Kefenle şehitler ölmez, ölmez. Şehitler ölmez, ölmez. Şehitler ölmez. Şehitler ölmez, ölmez. Şehitler ölmez, ölmez. Şehitler ölmez. Arşa yükseliyor bir sesleri, tek bir sesleri. Allah Allah diyor cihad erleri, cihad erleri. Yoldaştır onlar.